Bugün de her zaman olduğu gibi kripto paraları konuşacağız. Özellikle Bitcoin'deki bu geri çekilme devam edecek mi etmeyecek mi bunu değerlendireceğiz. Ethereum Bitcoin'e rağmen neden yükseliyor? Hatta neden tüm zamanların rekorunu kırdı? Link'in yükselişi de çok enteresan. Neden Link yükselmeye devam ediyor? Bütün bunları konuşacağız. Piyasadan da enteresan haberler olacağı kanaatindeyim ama Gökalp benimle ilgilenmek yerine telefonuyla ilgileniyor. Telefonla ilgilenmiyorum ya. Neyle ilgileniyorsun abi? Aplikasyonu yaptık, bitti. Vay, havandan geçilmiyor. Lütfen. Lütfen, aplikasyon bitti. Kullanıyor muyuz şimdi? Test Flight'teyiz abi şu an. iOS bitti. Şöyle göster abi. Test Flight'teyiz. Havamızı atalım. Fiyat ekranımız. Sizin orijinal uygulamanız bu abi. Biz bu konularda biraz titiziz biliyorsun. Her şeyi kendimiz yapmadan rahat edemiyoruz. Dışarıya hiçbir şey vermiyoruz. Çünkü onun için uzun sürdü zaten. Crypto related bir iş yapıyoruz. Tabii evet, yani uzun sürdü biraz. İnsanlar da böyle hafif sistem etmekte de haklılar yani. Çünkü her ne kadar web sitemiz mobil uyumlu olsa da, cep telefonundan da her şeyi yapabiliyor olsalar da, aplikasyon kadar hızlı değil. Yani hemen yüz tanıma, işte parmak okumayla falan girebiliyorsun ya da PIN koduyla hemen içeri girip çok hızlı 3 adımda işlem yapabiliyor haldesin. Bayağı pro ekranın olduğu, kolay alsa. Bir de cep her zaman yanında bir şey, o önemli abi. Tabii bunun mazereti yok üstad. Yani zaten mobil, yani trafiğin bakıyoruz %60'a yakını falan mobilden geliyor. Haklılar. Hemen Şubat'ın ilk 1-2 haftasında iOS App Store'dan indirilebilir halde olacak. Devam eden haftalarda da Android'i de, onu da indiriyor halde olacaklar şeyler, yatırımcılar. Velhasıl bir eksiğimizdi. Onu kapatıyoruz. Başka eksiklerimiz de vardı ve geliştirmeler de yapıyorduk biliyorsun. İşte Polkadot'u buradan duyurdum. Bu hafta içerisinde yani geliyor. Yani sunucularımızı kurduk, senkron oldu. Arka servislerimizi bağladık. Gelecek hafta alıp satabiliyor halde olacaklar. Tether ve Türk Lirası cinsinden alıp satabiliyor halde olacaklar Polkadot'u. Burada Algorand'ı konuşmuştuk. Hmm. Hatırlarsın, Algorand'a Proof of Stake'i kullanan Avalanche gibi bir platformdu. Ve Avalanche'dan önce aslında bir zincir. Algorand'ı da ekleyeceğimizi de duyurmuştuk. Pazartesi alıp satabiliyor olacaklar. Onun, o da geliyor. Evet, pazartesi akşam en geç ekranda Tether ve Türk Lirası cinsinden alıp satabiliyor halde olacaklar Algorand'da. Bu arada Gökalp'in listelediği para birimlerine artık ben çok dikkatli bakmaya başladım. Link dedin abi, 3'e katladı. Avax dedin, 3.5-4 gitti. Çok Ethereum dedin, 360 falan da biz konuşmaya başladığımızda, evet. 1400 rekorunu kırdı. Korkuyorum artık senden. Yok estağfurullah abi. Keramet bizde değil. Alet işler el övünür derler ya. Biz analiz yapıyoruz. Matematik işliyor. Model işliyor. Biz de oradan söylüyoruz. Ethereum ve Avax'ta tabii şöyle başka teknik detaylar var yani. Avax'ın kendi rasyonelini, mantığını, çalışma mantığını, konsensus mekanizmasını biz beğendiğimiz için eklemiştik içeriye ve projede çok büyük bir gelecekte görüyorduk. Daha yeni Yield.app diye bir şirketle bir anlaşma yaptılar. Yield App finans aslında bir kurumu. Yine genel olarak bir konvansiyonel finansla blok zinciri teknolojilerini entegre etmeye çalışan fikirler karşılık buluyor. Bu fikirlerin de hangi ortamlarda yürüdüğü bizim için önemli. Biz ilk yayınlarda belki biraz sonra DeFi'yi konuşmuştuk. Yani Decentralized Finance, yani merkeziyetsiz finans ürünlerini ERC20 tokenların üzerine yazılmış konvansiyonel finans ürünlerini replike eden ürünleri konuşmuştuk. Avalanche'ı konuştuğumuzda da şunu söylemiştik. Bu ERC20'deki bir takım DeFi projelerini Avalanche kendi üstüne çekebilir, çalabilir oradan. Çünkü bu entegrasyon mümkün. Bir sürü de artısı var demiştik. Yield.app böyle bir şey. Daha önce yine burada Securitize anlaşmasını söylemiştik. Bunların tabii hep karşılığını şöyle görüyoruz. Bitcoin 30-33 bin, 40 bine geldi. 38 bine geldi. Oradan İşte kimileri bazı mazeretler sunuyor. Bence öyle bir mazeret var da yok. Yani evet, Yalın konuştu, bir şeyler dedi ama Yalın dedi diye düşmedi. Ben öyle düşünmüyorum yani açıkçası. Velhasıl dip toplama baktığımda Bitcoin'e bir geri çekilme varken mesela Ethereum geri çekilmiyor. Geçen hafta yine bu masada şu cümleyi kurdun. Çok net hatırlıyorum senin. Bitcoin'in dominansı azalabilir. 37 bindi o sırada. 28 binlere kadar gidebilir dedin. İnanmayanlar bir önceki yayınımızı izleyebilirler arkadaşlar bu arada. Sen fiyat konusunda da çok böyle ısrarlı değilsindir aslında, söylemezsin ama söylemiştin. Ve Ethereum gibi altcoin'lerde de yukarıya doğru bir hareket olabilir demiştin. Ama bunu yorumlamadan önce, şimdi Gökalp Bey'in havasından geçirmiyor tabii. Ama öyle hava atmakla olmuyor. Biletleri istiyoruz yani. Ne iş Beşiktaş? Beşiktaş basketbol A takımı, erkek takımının
ana sponsoru artık iCryPex. Formada yazacak ki. Formada yazacak, sahada yazacak. Beşiktaş'ın adını ekliyoruz isim sponsoruyuz. Yani artık Beşiktaş iCryPex basketbol takımı diye anılacak. Beşiktaş scout'a önem veren ve hem altyapıdan hem genç oyunculardan derledikleri bir takım var. Biz de onların yaptıkları iş modeline, inşa etmeye çalıştıkları basketbol takımına da güveniyoruz. Ben Beşiktaşlı değilim ama bu işe taraftarlık olarak bakmıyorum. Elbette buna canım. Sadece. Ve Beşiktaş'a da inanıyoruz gerçekten. Bu iş birlikteliğinin de hem onlara hayırlı olmasını hem inşallah bize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii hayırlı olmasıyla kalmayacak biliyorsun. Bilet bekliyoruz. Bilet vereceğiz tabii izleyenlerimize. Orada seçili tabii rakam hani şey olsun. Ben denir. İzleyenleri kastetmemiştim. Direkt ben kendime yürümüştüm ama. Sen zaten direkt hani girersin diyor. VIP kart falan diyorsun bana. Abi sen o kadar da değil yani. Ufak böyle bir kart vereceğim. Onu gösterdiğinde bütün kapılar açılacak yani şeyde. Eyvallah. Basket, ne güzel ya. Akat, çok seviyorum onu. Akatlardaki şeyde, tesiste. Formada olacağız. Top vereceğiz izleyenlere. Forma süper, vereceğiz. Bilet süper vereceğiz. Avrupa maçları inşallah olduğunda belki birkaç izleyenimizi birlikte götürebiliriz oraya. Harika hani olur. Şu 2000, çünkü 1,5 yıllık bir anlaşma bu. 2021-2022 sezonu da aslında biraz onu da kapsıyor. Velhasıl demem o ki yeni bir adım daha attı. iCryPex küresel olma yolunda. Çok teşekkürler. Umarım hepimize hayırlı olur. Ben de gurur duyuyorum bu arada. iCryPex markalaşma yolunda sağlam adımlarla ilerliyorsun. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir şey. Aynı zamanda spora da destek veriyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da önemli. Biletlerimizi de bekliyoruz. Tabii onu da unuttum. Bu şu notu da söyleyeyim. Bu arada spora destek verme konusunda gerçekten biz çok spora ve okuryazarlığa destek verme konusunda girişimci olmaya çalışıyoruz. Ön ayak olmaya çalışıyoruz. Sponsor olduğumuz kitaplar belli. Olmaya da devam edeceğiz. Birkaç hafta içerisinde yine bir açıklamamız daha olacak. Belki bir yayın evi falan. Şimdi spordan çıktı konu. WRC'de de biliyorsun Adus Motorsports'a sponsorduk ve Türkiye'de yapılan WRC'nin zaten birkaç tane ayağı yapıldı bu yıl. Türkiye'deki rally şampiyonasıyla da birleştirildi. Orada da takımımız, 4 aracımız vardı. Red Bull'la birlikte sponsorduk orada. Bir sürü kupa kazandı. Kendi dalında birinci oldu. Küresel arenada da üçüncü oldu. Bir sürü kupayla döndü. Buna da devam edeceğiz. Yani gelecek yıl 2021'de Adus Motorsports'a sponsor olmaya devam edeceğiz. Artı kalkarsa eğer şu pandemi bir şekilde hani hayatımız normalleşmeye çalışırsa skopumuzda Formula 1 de var. Süpersin ya. Vallahi çok gurur duyuyorum. Eyvallah. Yapılan işlerden dolayı çok mutluyum. Gelelim Bitcoin'e abi. Bitcoin'de ne oluyor? Genelde hani fiyat konuşmamaya çalışıyorum. Başkalarının konuştukları fantastik fiyatları da burada söylüyoruz. Eğer zaten hani onun bir kısım olabilitesi varsa da burada mesaj veriyoruz. Ama şu belliydi. 37 bin, 38 bin, 40 bin dolarlara gelmiş bir Bitcoin ve orada yataya bağlamış. Herhangi bir varlık olabilir bu. Bitcoin olmak durumunda değil. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yani portakal suyu da olsa benzer teknik yorumu yapabilirdim zaten. Orada bir geri çekilme bekliyorduk. Tabii Yellen'ın konuşması. Mesela insanlar şu an onu söylüyor. Yellen'dan dolayı bu oldu. Tether'in biliyorsun bir davası var. O hikaye. Artı bunun yanında bir de geçtiğimiz hafta olan aslında çok normal olan ancak bunu bir teknik sorunmuş gibi yansıtılan bir durum daha var. BitMEX. BitMEX'in yayınladığı, evet. Yani BitMEX bir borsa, BitMEX'in yayınladığı, bizce çok altı dolu olmayan, çok değil hiç altı dolu olmayan bir şey. Konu Bitcoin'le alakalı bu arada. Bitcoin'de bir çifte harcama, double spending denen teknik olarak Türkçe çifte harcama sorunsalının problematiğinin olduğuyla alakalı bir şey yayınladı. Böyle bir şey var demedi aslında ama böyle şeyleri konuştuk, dillendirdiğinizde tabii etkisi olabiliyor. Hı hı. Çifte harcama ne? Hep söylüyoruz. Yani bir blok içerisinde yani bloklar oluyor, transaction'lar var, kapanıyor, teyit ediliyor. Bir sonraki blok falan. Zaten o bloklar arka arkaya geldiği için bir zincir olduğu için de adı blok. O bloğun tek içeriğinde olduğu için de blok. Bu bloğun içerisinde bir tane transaction yapabiliyorsun sen adres olarak, adres sahibi olarak. Bloğun içerisinde çok minik bir fee ile network ücreti x kadar iken sen 1/10x kadar, 1/100x kadar bir fee ile bunu gönderirsen bunun miner'lar tarafından, madenciler tarafından onaylanması uzun sürebiliyor. Çok istekli olmuyorlar çünkü orada çok az bir fee var. Sen aynı işlemi bir kere daha çıkıp bunu daha yüksek bir fee ile broadcast edersen, yayınlarsan bu sefer bu işlem daha çabuk onaylanıyor. Daha çabuk onaylandığı için de ilk işlem iptal oluyor. Askıda kalan iki tane işlem olabiliyor aynı anda. İkinci işlem onaylandı, ilk işlem iptal oluyor. Çifte harcama bir problemi değil. Yani işin içinde olanlar bilir. Bunu bir teknik sorun olarak görmeyiz. Zaten bu 2008 yılından 2009'da işte ilk 3 Ocak'ta Bitcoin çıktı. 12-13 yıldır hiç karşılaşılmayan bir durumdan bahsediyoruz. Zaten olsa o zaman blok zincirinden konuşamıyor halde oluruz. BitMEX'in
attığı böyle bir tweetin. Tekrar ediyorum, yani bir problem değil, bir teknik bir şey değil. Hali hazırda olanı açıklama. Aslında sistemin nasıl yürüdüğünü açıklayan bir tweet olarak da yorumlayabiliriz bunu. Hayır, neden atılmış olabilir? Bitmex de bunu biliyordur herhalde, senin bildiğin. Şimdi başka kurumlar hakkında çok yorum yapmak istemiyorum ama Türkiye'de olmadıkları için birkaç cümle söyleyeceğim. Bitmex kaldıraçlı işlemlere ve marjin işlemlerine çok fazla para, enerji ve ilgi ayıran bir kurum. Daha önce de Ripple'ın 2.83 dolarlar civarındayken, aynen evet, 0.40'ta 0.60'lardan fiyatlanmasına şahit oldu piyasa Bitmex'te. Bir sürü şey söylemek istemiyorum ama ben gördüğümde haberi, Bitmex olduğunu görünce güldüm ve geçtim. Hani çok, yani çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorsun. Evet, öyle pek o, evet yani hani. En hafif tabirle. Evet, öyle diyelim. En azından yani burada. Bir bahane bahane gibi. Peki Tether'de evet. Ne oluyor abi? Ya Tether'deki durum şey, Tether'de hatırlarsın burada şeyi söylemiştim. Kaç tane stable coin var? Sabit bir para birimine endeksli birkaç tane stable coin var. Tether bunlardan bir tanesi. USDC bu diğeri. Arkasında Golden var. Biz şu an Tether'i listeliyoruz. Ama niyetimiz USDC'yi de listelemek. Tether'i listeliyoruz çünkü Tether çok kullanılan bir ürün. Yani herkesin elinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Geldiklerinde platforma yok demek istemeyiz buna. O yüzden de listeliyoruz. Tether'deki hikaye ne? O zaman da ilk daha listelerken bile aynı şeyi söylemiştim. Tether'in kendi içerisinde şeffaflıkla alakalı bazı sıkıntıları var. Yani örnek veriyorum, siz eğer 1 milyar tane Tether basıyorsanız, şu an piyasa yüklüğü 20 milyar dolara falan geldi galiba. 1 milyar dolarınız sizin işaret ettiğiniz ilgili bankaların izole hesaplarında saklanıyor olması lazım. Daha önce birkaç kez bu konuda ilgili denetleyicilerin taleplerine hayır dedi Tether. Bakamazsınız falan dedi. Daha sonra geçen hafta Bahamalardaki banka, evet Tether'in bizde Tether LTD'nin bu kadar parası var, hatta fazlası var dedi. Ama böyle şeylerde şıracının şahidi bozucu olmasın. Hani birinin bakması lazım ona yani. O yüzden Tether konusu piyasada biraz kafaları karıştırıyor. Ama şey, satışın bir rasyonelinde bu olduğu açıkçası yorumlanıyor. Ben yine hala o kampta pek değilim. Bunu bir problem olarak görüyor muyum? Evet. Bu satış bundan mı oldu? Hayır. Bu konu vardı zaten hep yani. Hani Arda Sada'da tekrar gün yüzüne çıkıyor. Yalın mesela geçen hafta bir şeyler söyledi. O belki biraz şey, üstüne durabiliriz. Çok ciddi bir konuşmaydı o ya. Bitcoin'i bir de ilk konuşmasının içerisinde ele alması, Bitcoin üzerinden konuşması. Bitcoin abi şöyle aslında. Şu Papa'nın hikayesi var ya. Vatikan ilk geldiğini soruyorlar. Sayın Papa, genel evlerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Burada genel ev mi var diyor. Basında şey diyor. Papa'nın ilk sorusu, burada genel ev mi var? Hani bunun nasıl baktığına alakalı bir şey bu aslında. Yani şey mesela Yalın'a da bu soru soruluyor bu arada yani. Hani soru soruluyor. Sorulan soruya olan cevap bu. Yalın oturup kendisi açıklamıyor bunu. Bu arada Janet Yellen kim? Janet Yellen eski Fed başkanı, hanımefendi. Ben Bernanke'den sonraki süreci takip eden hanımefendi. Tonton'da bir ninemiz. Tane tane konuşur. Çok hoşuma gidiyor. Şu anda yeni Biden döneminin de yeni hazine bakanı bu arada. Bu anlamda söyledikleri önemli. Janet Yellen diyor ki kara para aklamaya ya da para transferlerine konu olan kanallar yaratılabiliyor diyor kripto paralar üzerinden. Bu bir tespit. Evet, doğru. Ve diyor ki bizim bunu nasıl izlememiz lazım? Bitcoin exchange'lerini diyor hatta. Yani kripto para exchange'leri bile demiyor yani. Konuyu o kadar. Direkt Bitcoin diyor. Evet. Bitcoin exchange'lerini bizim regüle ediyor olmamız lazım diyor. Şimdi regülasyondan da kasıt ne? Biz burada yine bunu belki birkaç kez konuştuğumuzu ben hatırlıyorum. Şunu söylemiştik. Yani regülasyon nasıl olmalı? Regülasyon normal paradan, dolardan, TL'den, fiyat paradan kripto paraya geçerken bunu nerede yaptığın regüle ediliyor olmalı. Değil mi? Tabii ki. Biz bir kripto para borsasıyız. Bir exchange'iz. Bizim üzerimizden yapabiliyorsun. Başka Türkiye'de diğerleri de var benzer bir şekilde. Onlarda da kimliğini gösteriyorsun. Selfie ile o kimliğin senin olduğu, sen o kimliğe sahipsin ve kimlik senin yanında. Bunun kanıtını istiyoruz insanlardan. Yalın diyor ki bu trafiği diyor bu şekilde kontrol edebiliriz diyor. Günün sonunda da aslında baktığımızda bunun benzeri bu arada Türkiye'de de var. Lagarde da söyledi bunu. Lagarde da söyledi. Yani burada bir şey yok. Yani bu aslında bence iyi bir şey bile söylenmiş olabilir. Bravo. İnsanların daha çok güvenmesi o piyasaya. Hep eleştirilen bir şey var. Arkasında kim var ki kripto paranın? İşte bu regülasyon onu sağlayacak. Evet yani diğer taraftan da şu. Mesela şu an regülasyon olmadığı için tanımlanması da problem. Vergisel anlamda ve muhasebesel anlamda tanımlanması bu. Şimdi böyle olduğu için de örnek veriyorum. Biz diyoruz ya corporate'lar geliyor, corporate yani kurumsallar geliyor. Hayır abi, kurumsallar gelmiyor daha. Ya herhangi bir ufak bir e-ticaret sitesi bunu çok kolay muhasebeleştirebilecek bir formül bulursa, PayPal bunu yapıyor. PayPal neredeyse bir exchange kuruyor çünkü. Veya evet, işte Square bunu yapıyor çünkü koca bir exchange gibi davranıyor onlar. Ama bugün herhangi işte XYZ bir sanayi ürünü satan bir tane e-ticaret sitesi çok kolay gidip bir exchange'de kurumsal hesap açıp buradan kripto para ödemeleri alabileceği gün
o zaman gerçek kurumsallar geliyor diye anacağız. Regülasyon bunu sağlayacak işte. O yüzden de bunu ben pozitif olarak okuyorum aslında. Demem ki buradaki şeyi görüyorlar. Yine belki geçen yayında burada söyledik. Otoritelerin ve regülatörlerin bunu reddedemeyeceği kadar büyük bu piyasa. 1 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu açıklamaları ben kısmi pozitif olarak okuyorum. Ve zaten şunu yaptı Finken. Amerikan yine Hazine Bakanlığı'na bağlı. Bizdeki karşılığı MASAK olan Financial Crimes Enforcement Network. Dediler ki 10 bin doların üstündeki transactionlar, hareketler tutmak zorunda exchange'ler ve kimlik bildirmek zorundasınız. Bu bir. İki, ne dedi? Host edilmeyen cüzdanlara gönderilen. Host edilmeyen ne demek? Ben şimdi mesela bir kripto para borsasıyım. Kendimde tutuyorum ya cüzdanları. Hı. Orada müşteri varlıkları var aslında. Bu müşteri varlıklarının bir kısmını biz kendi soğuk cüzdan diyelim. Hani kilitlediğimiz yerlere alıyoruz. Güvenli olsun diye. Diğer tarafında da diyor ki bunu sende üstünde host edilmeyen bir yere bir transfer oluyorsa o zaman diyor bu rakam 10 bin dolardı ya 3 bin dolardır diyor. Bunu diyor tutmak, logonu tutmak durumundasın diyor. Okey, bunlar kötü şeyler değil. Bugün herhangi bir PSP'de Londra'da kredi kartıyla eBay'den bir şey satın alıyoruz. PayPal üstünden alıyoruz ama PayPal bizim herkesin bildiği ama bilmediğimiz de var. Yani İngiltere'de, Londra'da FCA regüle ya da SEC regüle Amerika'da bir sürü ödeme sistemi şirketleri var. Payment Service Provider var. Şimdi burada da fiat currency ile 1000 euro'nun üzerinde işlem yapamazsınız. 20 tane KYC'den geçmeniz lazım. Doğrusu bu arada yani. Hani ayda 10 tane transaction yaptığında dönüp sana sorarlar. Doğrusu da budur. Regülatör de şu an işte Yalın'ın açıklamaları, Lagarde'ın açıklamaları ya da işte duyduğumuz, bildiğimiz çalışma gruplarında yürütülen şeyler zaten bunu gidermek üzerine. Ben de bunu pozitif olarak okuyorum. Çünkü bize her hafta en az birkaç tane küçük ve orta ölçekli işletme sahibi gelip diyor ki ben size nasıl hesap açabilirim, kurumsal hesap. Bu sorunların hepsini, muhasebeleştirme problemlerinin hepsini eğer böyle şeyler olursa ortadan kaldıracak. Finken bir kamu kurumu. MASAK bir kamu kurumu ama bizim de hizmet aldığımız şirketler var. Chain Analysis diye bir şirket var mesela. Bu şirket ne yapıyor? Kripto para piyasalarına girme sebeplerimizden bir tanesidir bu. Sizin ilgili cüzdanınızın, Ethereum, BTC cüzdanınızın sadece sizin tarafından kullanıldığı ve o cüzdandan olan para trafiğinin herhangi bir illegal aktiviteye bulaşıp bulaşmadığını izliyor. Peki burada şunu sorayım. Bitcoin'deki bu geri çekilme bir çöküşü mü işaret ediyor sana göre? Büyükler, mesela Grayscale'ler, BlackRock'lar vesaire bu işten çıkıyor mu? Ellerindeki malı boşaltmaya mı başladılar? Öyle mi yorumlamak gerekiyor? Yoksa süreç devam ediyor mu sana göre? Yok, bana göre süreç devam ediyor. Zaten bana göre olmasına da gerek yok. Alıyor adamlar yani. Ya bana göre etmiyor desem de alıyorlar yani. Ben bir şey değiştirmeyeceğim. İş bende bitmiyor diyorsun yani. İş benden kimim ki biz? Biz bir ekmek, bir soğan. Biz kuluz. Grayscale bu işte büyük oyunculardan bir tanesi. O alıyor. Onlar yarışıyor biliyorsun MicroStrategy ile. MicroStrategy de almaya devam ediyor bir taraftan. Bir de BlackRock diyorlar. Hani BlackRock oyuna giriyor gerçekten. Burada biz de daha önce pozitif açıklamalarını yaptıklarını burada söylemiştik. Onların sabit getirili ürünün başındaki CIO'su. Tam bu cümleyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sabit getirili ürünün başındaki CIO'su ki bu adamlar daha konservatiftir. Yani çünkü bono fund trade diyor adam. Hani işin şey tarafında. Daha büyük muhafazakar tarafında yani. Ve büyük tarafında. Bravo. Mesela onun söylemi vardı daha önce. Bitcoin ve kripto paralarla alakalı pozitif söylemleri vardı. Geçtiğimiz hafta SEC'e yani Amerika'nın SPK'sına İki tane fon için bildirimde bulunmuşlar. Bunlardan bir tanesi 5. fonları onun. Diğeri de Global Alokasyon Fonu'nun prospektüsünü SEC ile paylaştıklarında bunun içerisinde şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki şu enstrümanları kullanabilir diyor. Orada anlatmış işte. Yani altından, hisse senedinden, commodities'den veya petrolden ürünleri ya da bunun türevleri ya da bazı para birimleri Bitcoin dahil demiş. Diğer taraftan para birimleri demiş buna. Bazı para birimleri Bitcoin dahil bunlar da trade edebiliriz. Yani alıp satabiliriz diyor fonun içerisinde. Şimdi BlackRock'ın biz burada büyük olduğunu söylüyorduk geçmiş. İşte. Bazı haber sitelerinde 7 trilyon dolar falan yazıyor da büyük. 7 trilyondan da büyük. Yani 8.68 trilyon dolar civarında şu an bir yönettikleri para var. 30 ülkede 70 ofiste hizmet veren 20 bin çalışan falan bayağı bir dev yani bu adamlar. Ve iki fonunda da işte Bitcoin alıp satabileceklerine dair SEC'e bildirimde bulunuyor. Demek ki alıp satma konusunda istekliler. Şimdi abi Bitcoin öyle ya da böyle neredeyse %30'a yakın düştü değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam. 42 binden işte 28 bini geçen hafta gördü. Durmadı ama. Oradan tekrar kendisini yukarıya attı. Şu sıralar 33 bin. Yine de 42 bine göre oldukça düşmüş sayıdır. Doğru. Bu arada geçen hafta Ethereum rekor kırıyor. Nasıl oluyor bu iş abi? Ethereum evet tüm zamanların en yükselini test etmemişti daha önce. Yani Bitcoin o rally yaparken hani şeyi söylemiştik burada. Dedik demek istemiyorum da ama söyledik hakikaten yani. Hani Bitcoin yükseliyor hani gidiyor. Dominans düşer.
Ether ona yakalar, gider yakalar, gider falan. Bu örneği vermiştik. Bitcoin'deki hareket evet bir düzeltme var. Ama Ethereum'da bunun hemen veya aynı ölçekte olmasını açıkçası beklemiyorduk. Sebepleri de vardı. Öyle olsaydı 1000'in altını falan test etmesi gerekiyordu. Aynen. 1000 civarını falan test etmesi gerekiyordu en azından. Pek oralara gitmedi Ethereum. Tüm zamanların en yükseğini önce bir gördü. Altında sebepler var çünkü. Ve bu 3 yıldan sonra yani 2017'de görmüştü. Şimdi bir daha tekrar görüyor. Altında sebepler var. Neden? DeFi artmaya devam ediyor. Merkeziyetsiz finanstaki ürünler de kitlenen varlıklar 25 milyar dolar civarında falan şu an. Şimdi bu ürünler de yılın başında 840 milyon dolardı bu arada. 25 milyar dolara kadar arttı. Ether 2.0'da kitlenen miktar artıyor. Sirkülasyonda olan Ether'e negatif, Ether'in fiyatına pozitif etkisi var kısmi anlamda. Diğer taraftan da bakıyoruz. Son 7 güne baktım. Son 7 günde 1.2 milyon adet transaction ortalama günlük 1.2 milyon adet transaction gerçekleşmiş. Bu gayet pozitif. Günlük yaratılan adres sayısına bakıyorum. Network'ün hepsinde 550 bin adet civarında. Bir önceki yılda da bu arada 200 küsür binde falandı. Yani %100 bir artış var. 200 binin biraz üzerindeydi. %100 bir artış var. Dolayısıyla orada hala network tarafından bir kabullenme söz konusu. Günün sonunda da Bitcoin'in rasyonellerinin hepsi var Ethereum'da. Olmayan ne? Bitcoin'deki kıtlık Ethereum'da yok. Evet kıt ama o kadar da değil aslında. Dolayısıyla şu anki etkisini pozitif olarak okuyoruz. Unutmayalım. Şubat'ın başında Ethereum CME'de listelenecekti. CME'de future olarak Bitcoin gibi. Bu oradan da kurumsalların alabileceği anlamına geliyor. Pozitif. Grayscale gibi yerlerde de trust fonu altında zaten tutuluyor. Tekrar Bitcoin'e geri dönelim. Daha düşecek mi? 31 bine çarpıp çarpıp geri dönüyor ama bir yandan da aşağıyı zorluyor. En azından 28'i gördüğünü gördük. Tekrar görebilir mi? Nereden tekrar toparlanmaya başlayabilir ve nereye doğru gidebilir? 42 bin doları bir daha görmek hayal midir? Bütün bunları sorayım sana. 42 bin doları görmek bence hayal değil. Ekim-Kasım'daki konuşmalarda şunu söylüyordum. Hareketler olduğu zaman ilk böyle %5, %10'luk, %15'lik diliminde bunu hemen görürsünüz. Örnek vereyim. Yani siz eğer saatlik bir grafikte yeni saatin açılışında bir yükseliş bekliyorsanız o yükseliş muhtemelen ilk 10-15 dakikada olur. 4 saatlik aynı şekilde, günlük aynı şekilde falan. Şimdi dolayısıyla bu yıl içinde bir şey bekleniyordu ya. O hareketi zaten yaptı. Çat diye vurdu 40 küsür bine. Sonra geri çekildi. Ama bu son mu? Bence bu son değil. Oradaki bant, geniş bir bant vermiştik. 37 binken fiyat 28-35 bin dolar gibi bir bant vermiştik. Onun altında bir rasyonel vardı. Çünkü geri çekilme seviyesi 38.2 bir yer var aslında aşağılarda. Biraz ona, biraz da nerede alım satım ve el değiştirdiğine bakıyoruz piyasanın. O sahikle söyledik. Bunu da birkaç yerden türetiyoruz. Kimin alıp sattığını bilmiyoruz elbette. Ama miktar ve adet var. Opsiyon fiyatlamalarına bakıyorum. Bir opsiyonun parada olma ya da para dışı olma durumları var. Bakıyorum 28.400 dolarlar civarında 173 bin tane adresten kabaca 535 bin tane Bitcoin el değiştirmiş. O zaten 28 bin bandı işte bunu işaret ediyor. Onun altında biraz daha altında 26 bin var. Bence o kadar çok hani inanılmaz önemli bir yer değil o. Biraz üstünde onun 31 bin var. Burada 251 bin tane Bitcoin el değiştirmiş. Kabaca 243 bin tane adresten. Tepede de 34.400 ve 35.300 seviyeleri var. Yani bir 800 dolarlık 35 bin etrafındaki bir 800 dolarlık bir bant düşünün. 35 bini koy. Artı 300, 400, 700, 800 dolarlık bir bant düşünün. Burada da kabaca 760 bin adresten 400 bin tane vurguluyorum. 400 bin tane evet, Bitcoin el değiştirmiş bu. Şimdi bu demek ki bu bölgelerde bir şeyler oluyor ki el değiştiriyor insanlar. Bunu fiyat olarak böyle yorumlamak yanlış olmaz. Ethereum için pozitifim hala. AVAX için hala pozitifim. Link için? Link için de hala pozitifim. Çünkü Link'in adını bir sürü yerde duyuyoruz temel anlamda. Yani haber anlamında, yani pozitif haber anlamında bir sürü yerde duyuyoruz. Şu demek değil yani. Link analiz yaptı birileri. İşte 60 böyle değil. Yani Link bir açıklama yapmış. Az önce söylediğim gibi. Hani işte Grayscale'ın Link Trust Fonu çıkartacak olması Link talep edeceği anlamına geliyor. Link için pozitifiz. BAT için pozitifiz. Portföyde ben olsam AVAX tutmaya devam ederdim. Ether tutmaya devam ederdim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Tekrar hatırlatalım. Pazartesi algo trade edebiliyor haldeler. Polkadot'u da gelecek hafta içerisinde mutlaka şeye sokacağız. Ne o? Alım satıma. Tether ve TL olarak alım satıma sokacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatalım. Bunda Gökalp Bey'i hatırlatalım. Beşiktaş biletlerini, formaları ve topları bekliyoruz. Tabii tabii. Zaten gelecek yayından itibaren. Yok, ben hatırlatayım da unutulmasın yani. Ne olur ne olmaz abi. Beşiktaş'ın sponsorusunuz. Lütfen biletlerimizi bir an önce getirin yani. Getirin diyorsun. O biletler buraya gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, ağzına sağlık. Keyifli bir yayın daha geride bıraktık arkadaşlar. Bence bu yayında söylenen her cümle çok önemliydi.
dikkatle dinlenirse zaten ne demek istediğini sizler gayet iyi tahlil edeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Bugün de sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi hafta sonları, kendinize iyi bakın. Ensenizi karartmayın, mümkün olduğunca olaylara uzun vadeli bakın. Kısa vadeli işlemler yapıyorsanız da dikkatli olun ama kaldıraçlı işlemlerden lütfen uzak durun arkadaşlar. Size verebileceğim en önemli iki tavsiyeden birisi bu. Birisi de panik yapmamak elbette. Hoşçakalın. İyi hafta sonları herkese.